Sonra baktım. Dedim ki ya ışığıyla beraber yürüyor bu kız. Aynen. Hala da öyle. Aa, teşekkür ederim. Gerçekten öyle. Çocuğum kendisi denesin, kendisi keşfetsin. Ya toprak da yediği oldu, dal kemirdi oldu. Yani ben o bağışıklık sistemin de hani bu şekilde güçlendiğine inananlardanım. Dışarıda gördüğümüz insanlardan farkımız yok. Yani bize verilen yeteneği iyi kullanmamız lazım. Bütün köyleri organize edip işte 5 köyü bir araya toplayıp, 10 köyü bir araya toplayıp bazı lokasyonlarda gösteri yaptıktır. Tabii aslında çocuk oyunlarıyla başladık ama gördük ki anne baba da hiç görmemiş ki tiyatroyu. Onlar da o kadar ilgi gösterdiler. Sonra büyük oyunlarına, gençlik oyunlarına döndük falan. Sizin çocukluğunuz nasıl geçtiyse hayata öyle bakıyorsunuz. Şimdi ben her ağlayan çocuk, yani sokakta, dışarıda, filmde ağlayan çocuk beni mahveder içim ya. Hiçbir çocuk ağlamamalı dünyada. Ben 4 yaşımdayken ilk defa sahneye çıktım, o da baleyle. 16 yaşıma kadar o şekilde sahneyle tanıştım. Bütün silah fabrikalarının oyuncak fabrikasına dönüştüğü bir film çekmek istedim. Hadi gel karşıma, öyle söyle, oluyorum. Biraz içimdeki ejderha çıkıyor. Evet, kızıyorum. İzleyen seyirciden aldığım olumsuz tepkiler nedeniyle tiyatroyu bırakıyorum dedim. Benim rolle ilgili göremediğim bir şeyi görmüş, söylüyor ve ben çok yaptım onu mesela, ondan alıp rolün üzerine koydum. O ne güzel, en güzel işte. O tabii. Çok güzel, ama bazen de elinin kemiği yok. Onlar hasta zaten, hastalıklı yani. Onların orada var olma amacı o. Kiraz sapını 3 dakika kaynatacaksın. Evet, güzel. Yalnız onun içerisinde hafif bir soğutmadan içme. Ödem atması ve hamileysen katiyen. Ödem atması için. O zaman ben kullanmayacağım hamileyi. Altan hayırlı uğurlu olsun dedi bana. Ne oldu ne lan? Altan yala almışsın oğlum. Haber versen biz seviniriz yani dedi. Ya. Haber versen seviniriz Altan yani. Bunu sak. Abi dedim ya ne alakası var? Yok öyle bir şey. İçinizde bir tek bekar beynim. Ne güzel. Bu bakımdan hani sizlerin bu kadar güzel aile kurmuş olmanız. Beni hiç ilgilendirmiyor diyorsun yani. Yok. Şahane bir şey yani. Kolay gelsin. Nevzat Demir tesisleri gibi şehrin çok uzağında bir yer. O çocukları alacağız, haftada bir gün belki şehre inecekler yani ailelerin yanına filan. Sabah kalkacağız, koşacağız orada. Aziz Nesin'in yaptığı gibi. Evet, yani ne kadar şehirden, evet, ne kadar şehirden uzak tutarsak daha belki saçma ama daha doğru yetiştireceğiz gibi. Shakespeare'in anlattığı her şey bizim son 10 yılımızda Türkiye'de yaşandı. Tabii. Eğer onu okumuş olsaydık belki yöneticilerimiz. İsterse Türkiye Cumhuriyeti bir nesli tiyatroyla, sanatla büyütebilir. Yani bu tabii, gece karar tabii. Verilsin, yarın sabahtan itibaren. Ondan sonra da evet, ondan sonra da sokakta kedinin kuyruğunu koparmayan, kadına şiddet, çocuk istismarı yapmayan, şiir yani okumayı çok seven. Trafik yüzünden birbirini öldürmeyen. Evet, evet, magandaların olmadığı falan bir toplum yetişebilir yani. Bu ya sohbet öyle. Şahane. Sabaha kadar biz devam ederiz ama tabii programı da bir süre kapatıyor çok muyuz? Teşekkür ediyorum size. Şu miras meselesini kalkınca bana anlatırsınız. Miras meselesini konuşacağız. O tırla şeyi, köy işini halledeceğiz. Sen de öğretmen geliyorsun. Ama gönüllü bak, para falan istemem. Ne demek? Tamam.